Merhaba, bu videoda seçim günü yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Seçim günü sandık kurullarının yapacağı iş ve işlemler 3 aşamaya ayrılır. Bunlar oylama öncesi, oy verme süresi, oylama tamamlandıktan sonra sayım döküm aşamasıdır. İlk 3 eğitim videomuzda bu 3 aşamada sandık kurullarında yapılan iş ve işlemler ile bu süreçte dikkat etmemiz gereken önemli konular yer almaktadır. Şimdi ilk konumuzla başlayalım. Oy verme öncesi. Öncelikle okul sorumlusunun kim olduğunu, sandık kurulu ile müşahit arasındaki farkı öğrenelim. Okul sorumlusu okulda, sandıkta partimiz adına itiraza yetkili kişidir. Sandık kurulunun aleyhimize aldığı kararlara karşı ilçe seçim kuruluna itiraz gereği doğduğunda bu işlemi yürütmesi için hemen okul sorumlumuz ile iletişime geçmelisiniz. Sandık kurulu üyesi seçim günü sandık kurulu başkanı ile birlikte seçim iş ve işlemlerini yürüten ve siyasi partiler adına ilçe seçim kurulları tarafından resmi olarak görevlendirilen kişidir. Müşahit, oy verme günü sandık kurulları tarafından yapılacak iş ve işlemleri takip eden kişidir. Partiler ya da bağımsız adaylar tarafından görevlendirilirler. Temsil ettikleri partiler adına şikayet ve itiraz hakkına sahiptirler. Kısaca sandık kurulu üyesi işi yapar, müşahit ise takip eder. Sandık kurulları nasıl oluşur? Sandık kurulu bir başkan ve 6 üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesi ilçede görev yapan memurlar arasından kura ile seçilir. Diğer 5 üye ise ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili seçimlerinde o ilçede en fazla oy alan 5 siyasi partinin belirlediği kişilerdir. Sandık kurulu 31 Mart 2019 Pazar günü en geç saat 6'da sandık başında toplanır. Sandık kurulu üyelerimiz haklarını kaybetmemek için en geç sabah 5'te görevli oldukları sandık başında muhakkak bulunmalıdır. Müşahitlerimiz ise en geç 6'da sandık başında hazır olmalı ve eksik sandık kurulu üyesi olması durumunda sandık kurulu üyeliğine talip olmalıdır. Gelmeyen sandık kurulu üyelerinin yerlerine yedek üyeler getirilir. Sandık kurulu üyelerinin sayısı başkan hariç 3'ten aşağı düşerse sandık kurulu başkanı o an orada hazır olan seçmenlerden birini sandık kurulu üyesi olarak belirler. Asıl sandık kurulu üyemiz herhangi bir sebepten gelememişse yedek üyemiz hemen görevi teslim almalıdır. Diğer partilerden görevine gelmeyen sandık kurulu üyesi olursa sandık kurulu yedek üyelerimiz veya müşahidimiz bu kişinin yerine oturmak için anında ve mutlaka görev talep etmelidir. Göreve gelmeyen veya bırakıp giden başkan yahut üyenin yerine görevlendirilen kişi önceki başkan veya üye daha sonra gelse dahi görevini sürdürür. Sandık kurulunun yapacağı ilk işler nelerdir? Sandık kurulu göreve başlamadan önce ilk iş olarak yemin eder. Sandığı yerleştirir, kapalı oy verme yerini hazırlar, onaylı sandık seçmen listesini sandık çevresinde seçmenlerin kolayca görüp inceleyebilecekleri uygun bir yere, çoğunlukla sınıf girişine asar. Sandık kurulu hazır bulunanlar önünde YSK tarafından paketlenerek üzeri mühürlenmiş oy pusulası paketini açar. Tümünü sayar, filigranlı kağıttan yani ışığa tutulduğunda içerisinde yazı görülen kağıttan üretilmiş oy pusulalarının her birini arkası sandık kurulu mührüyle mühürlenir ve mühürlendiği tutanak defterine geçirilir. Filigranlı kağıttan üretilmiş ve ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkte bastırılmış olan oy zarflarını sayar, her zarfın üzerine sandık kurulu mührünü basar ve zarfların sayısı ile her birinin ön yüzünün sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olduğunu tutanak defterine geçirir. Sandık kurulu başkanı tarafından torba açılırken mutlaka torbadan çıkan bütün seçim evrakının tam, eksiksiz ve üzerinde hiçbir oynama, müdahale yapılmadığına, torbadan seçim evrakı dışında herhangi bir şeyin çıkıp çıkmadığına dikkat edilmelidir. Sandık kurulu nasıl karar alır? Sandık kurulu, kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının oyuna göre karar alır ve işlem yapar. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın görüşü üstün tutulur. Sandık kurulu tarafından verilen kararlar veya yapılan işlemler mutlaka tutanak defterine geçirilmeli, başkan ve üyeler tarafından imzalanmalıdır. Unutmayalım,
Kanuna göre başkan tarafından yapılması gereken işler ve özel olarak sandık başında yapılacak işler, açıklamalar ve uyarılar üyeler tarafından da yapılabilir. Sandık çevresi nedir? Sandık çevresi, oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, sınıf, bölüm veya bu amaçla oluşturulan yerdir. Sandık çevresinde sandık kurulu başkanı, sandık kurulu üyeleri, adaylar, ilgili sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler, sandıkta görevli müşahitler, bina sorumluları, itiraza yetkili kişiler ve temsilciler, medya mensupları, çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçleri bulunabilirler. Sandık çevresinde düzen nasıl sağlanır? Sandık çevresinde uyulması gereken yasaklar nelerdir? Sandık çevresinde sandık başı iş ve işlemlerinin düzenini bozmaya kalkışanları başkan uyarır. Bu uyarının gereğini yerine getirmeyen kimse kolluk gücü çağrılarak sandık çevresinden uzaklaştırılır. Sandık kurulu başkanının bu görevini yapmaması halinde sandık kurulu karar alarak ilgili hakkında belirtilen yetkiyi kullanır ve durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanına bildirir. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı üzerine gelen kolluk güçlerince derhal sandık çevresinden uzaklaştırılır ve gerekli yasal işlem yapılır. Burada ihbar kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Sandık başında herhangi bir şiddet, cebir veya tehdit yoksa hiçbir seçmen kolluk gücüne ihbarda bulunamaz. Olası bir şiddet, cebir ya da tehdit durumunda çağrı ya da ihbar ile sandık çevresine gelen kolluk güçleri başkanın talebine veya kurulun kararına uymak zorunda olup çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden derhal ayrılmalıdır. Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler. Müştemilat dediğimiz sandığın konulduğu bina, binanın avlusu, bahçesi ve bu bahçe içerisinde bulunan tüm yapılar anlamına gelmektedir. Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz. Yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Buna uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır.